hocam, vallahi çok geçti. Bitti hocam. Ne olur, ne olur. Kardeşim bak bu ter. Ter bu ter. Hocam neye isyanınız ne hocam? Ya maç bitti, isyan ne? Evet, haftanın ligin üst sıralarını en çok ilgilendiren karşılaşmasına gelelim. Lider Sivas Beşiktaş deplasmanına konuk olacak pazar günü akşamüstü. Yani Sivas'a bakıyoruz şimdi, Mert Hakan kadroda olmayacak, kart cezalısı. Emre Kılıç, Fernando, Apindangoya ve Goyano'nun da durumu şüpheliymiş Sivas'ta. Zaten geriye ne kaldı İlke? Yani Beşiktaş'ta da Ruiz'in kart cezası var ama yani Beşiktaş için bence Sivas'ı çok gafil avlamak için uygun şartlar var. Hangileri oynar bu şüpheli oyunculardan bilmiyoruz tabii ama Beşiktaş sence gafil avlayacak mı? Ya bak ben sana şöyle söyleyeyim. Hepsi oynasa bile bunu şu an izleyecekler şey demesin. Beşiktaşlı olduğu için fanatik konuşuyor demesin. Çok net düşüneceğim. Beşiktaş böyle şampiyon olamadığı sezonlarda şampiyonluğa oynayan Anadolu kulüpleri. Başakşehir de buna dahil, geçtiğimiz yıl aynı şey yaşandı çünkü. Bir şekilde ondan puan alır Beşiktaş. Ben bu açıdan hani hepsi oynasa bile Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyordum. Ki bir aydır aynı fikirdeyim. Ama ondan sonrası ne olur tabii? Ondan sonrası yine böyle şey, ne derler? Sonu görünmeyen bir tünel. Işık olmayan bir tünel böyle. O açıdan çok net bir yorumum yok. Sezon geneliye ayak. Yani pozitif bir yorumum yok. Öyle söyleyeyim. Yani transfer konusu biliyorsunuz yani Beşiktaş'ta olmayacak. Limit konusu çözülmedi. Benim düşüncem şu şekilde. Beşiktaş'ın şöyle söyleyeyim. 5 tane bence minimum 5 tane mevki transfere ihtiyacı var. Bana göre. Bu 5 tane mevki transfer yapamıyoruz ya Beşiktaş. Bir tane de yapmasın. Hiç olmasın şampiyon yani. Hani gerek yok. Ben hep bu kafadayım. Hani olmuyorsa zorlamanın alemi yok. Bu takım Türkiye Kupası'nda, bak şu takımın net şu an hedefi Türkiye Kupası olmalı. Avrupa Ligi'ne direkt gitmek olmalı. Şöyle bakıyorum. Sivasspor, Başakşehir, hocası gitse dahi Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe. 6. Beşiktaş'la birlikte 6 takım var. Şimdi 6 takım içerisinde Beşiktaş'ın ikinci olması demek şampiyonluğu geçtim. Net bir başarı. Üçüncülük net bir başarı. Dördüncü başarı. 5 ve 6.lıkta kötü sayılmaz derim ben şu kadroyla. Çünkü ne Başakşehir'den, ne Trabzon'dan, ne Fenerbahçe'den, ne de Galatasaray'dan daha iyi bir kadrosu yok Beşiktaş'ın. Sivas Spor'a göre de çok kötü bir oyunu var Beşiktaş'ın. Ama dediğim gibi ortada yani bu bütün denklemleri ortaya koyalım. Bu 6 takım içerisinde en kötü, her şeyde en kötü olan takım Beşiktaş. Mali anlamda bu böyle. Oyuncu kalitesi anlamında bu böyle. Oynanılan oyun anlamında bu böyle. Şimdi Beşiktaş o yüzden hani her şey transferde değil bence. Bir şekilde içten bir çözüm üretilmesi lazım. Bir şekilde hocaya destek olunması lazım. Bu hem camia taraftar hem de oyuncular. Öyle saçma şeyler duyuyorum ki söylemeyeceğim. Çok sevdiğim biri söyledi bazı şeyleri. Söylemeyeceğim ama zan altında bırakmayayım kimseyi. Bir de iddia olarak söyleyeceğim. Öbür türlü başım yanacak çünkü. Cidden. Çok böyle saçma sapan şeyler oluyormuş. Komplo teorileri diyeyim, geçeyim ben buna. Ama kimsenin masum olmadığı bir gerçek. Burada tek masum olan kişinin de Abdullah Avcı olduğu ama bütün herkesin de onun üstüne geldiği apayrı bir gerçek. Ben bu sezon özelinde böyle kayıplar yaşansa da ben hocanın kaybedilmemesi taraftarıyım. Ama Sivasspor maçıyla alakalı genel anlamdaki görüşümde Beşiktaş bence kazanacaktır. Ya bence çok zevkli bir maç bizi bekliyor. Yani Sivasspor her ne kadar eksik sayısı da olsa orada bence sürekli dönen bir çark var. Sistemi çok iyi kurdu Rıza Çalınbay. Ve oyuncular gelse değişse bile Fenerbahçe maçında da gördük bunu. Yani takımın işleyişi ve sistemi devam ediyor bir şekilde. Her ne kadar mesela hücum oyuncuları bakımından eksikleri, şüpheli oynaması şüpheli olan oyuncuları saydık. Ama bence şu an formunun en üst seviyesinde bir Yatabare var. Kone hala orada. Erdoğan Yeşilyurt bence bu en azından oynamayan oyuncuların eksiğini bir maçlığına kapatabilecek bir seviyede oyuncular. Bence zevkli bir karşılaşma bizi bekliyor. Ne dersin Mehmet bilmiyorum. Ya, katılıyorum ben de aynı şekilde. Biraz Sivasspor'dan girmek istiyorum ben de. Ligin başlarında iç sahada çok dominant bir oyun oynayan fakat deplasmanda bir türlü o şanssızlığını kıramayan bir Sivasspor görüyorduk.
8-10 hafta kadar gitti. Fakat daha sonrasında biraz daha bunu dengelemeyi başardı Sivasspor. Ki bunu nasıl dengeledi? Önemli şeylerden birisi bu. Biraz daha böyle defansif, zaten verilerine baktığımız zaman gol oranında çok oynamadığı gibi, biraz daha böyle top kazanma olsun, rakip sahada top kazanma olsun, bu tarz verilerinin daha fazla arttığını görüyoruz. Yani biraz daha böyle önde basıp kaptığı toplarla yakaladığı, yani boşlukları kullanarak kullanmayı öğrenen Sivasspor biraz daha deplasmanlarda daha öne çıkmıştı. Ki bunun da çok işe yaradığını gördük yani ilerleyen süreçte. Gerçekten de iç sahaya yakın bir yere getirdi, konuma getirdi. Yani çok iç dış ayrımı yapabileceğimiz bir noktaya getirdi. Bu yüzden ben sanki Sivas'ın büyük eksikliklerine rağmen iyi bir performans çıkaracağını düşünüyorum yani bu maçta. Yani Sivasspor'da aslında herkes mesela öne çıkan oyuncu olarak işte Mert Hakan konuşuluyor, Emre Kılıç konuşuluyor. Ya ben kaleci Samassa'ya biraz sanki hakkını verilmediğini düşünen Aynı taraftayım fikirde. Ya. Yani Samassa bence onların şu an lider olmasındaki rollerden bayağı baba rollerden birini çekiyor. Yani özellikle ceza sahası için de çok iyi kaleci Samassa. Ya bir de ben şöyle ekleme yapayım burada. Rıza Çalınbay'ın bu kaleci transferleri de bence bir şekilde konuşulmalı. Hoca çok güzel bir scouting ağına sahip. Bak çok net söylüyorum bunu. Hatta Beşiktaş'tayken de şu an Göztepe'de oynayan Halil Akbunar'ı zamanında Beşiktaş'a almak istediği de bir gerçek. Oha dedim ben ilk duyduğumda. Bir de şöyle bir gerçek var. Emre Kılınç da Mert Hakan Yandaş da geçtiğimiz yıl da Sivasspor'da oynuyordu bu iki oyuncu. Ama tamam bir şekilde biliyorduk performanslarını. Ama bu kadar skora etki eden net performansını göremiyorduk. Evet göze hoş geliyorlardı yine. İyi futbol oynuyorlardı. Ama bu kadar sonucu belirleyen oyun oynamıyorlardı. Ya da Hakan Arslan böyle değildi. Uğur Çiftçi Gençler Birliği'nde böyle değildi. Ümraniye'den alınan Apindango'ya şimdi Fenerbahçe 3 tane stoper alıyor. Caner Akhisar'dan aldılar Caner'i. Küme düşen Akhisar'dan geldi. Aynen küme düşen Akhisar'dan geldi Caner Osman Paşa. Yani hani Fenerbahçe diyorum, yanlış anlamasın izleyenler de, hani benim görüşüm şu şekilde. 2 transfer döneminde 3 tane yabancı stoperi bu lige alıyorlarsa hiç biz futbol falan konuşmayalım abi zaten. Ve hani adamlarda şey var, ikincilikten gelen Apindango'ya ile Süper Lig'den küme düşen Caner Osman Paşa ile liderliği oynuyor. Yani burada net bir hoca başarısı var. Bence Rıza Çalınbay'ın da yeterince tebrik edilmediğini düşünüyorum ben. O hocanın net bir şekilde eli parmağı var yani. Yani bence Beşiktaş mücadelesinde de Rıza Çalınbay her ne kadar tabii ki bunu söylemeyecektir ama gönül bağı olarak da farklı hazırlanıyordur ya. Yani orada o seyircinin önüne çıkacak. Yani Beşiktaş'ta antrenörlerde bu daha fazla oluyor. Mesela oraya gelen İbrahim Üzülmez, oraya gelen Sergen Yalçın. Taraftarla ayrı bir bağ oluyor sanki aralarında. Evet. Ve Beşiktaş seyircisi de mesela alkışlamayı da biliyor. Yani çok iyi oynasın Beşiktaş, orada yenilsin. Rakip çok iyi oynayıp rakibi alkışlar Beşiktaş seyircisi orada. Yani öyle ama Rıza Çalınbay'la alakalı da yani bu bende yok ama genel taraftarda var biraz. Her Beşiktaş maçından önce veya sonra ya da sezon içerisinde sürekli bir adın biz Beşiktaş'ı yeneceğiz. Kedi geldi. Geldi mi gitti geldi. Sürekli bir Beşiktaş'la alakalı bir negatif düşünce şeyi vardı hocanın. O açıdan ben taraftarın Sergen'e ve İbrahim Üzülmez'e karşı olan bakış açısıyla Rıza Hoca'ya karşı olan bakış açısını aynı olduğunu düşünmüyorum yani. Okey. Mehmet, senin peki maç tahminine gelelim yavaştan. Ben 1-1 diye giriyorum direkt. Direkt Mehmet de geliyor ya yüklenen skorlar. Eyvah eyvah. beraberlik sıcak geliyor bana ya. Skor tahmini olarak da 1-1 diye var. Ya bence maçı kimin kazanacağı bu Sivasspor'un son ilk 11'ini gördüğümüzde bence belli olacak. Çünkü adamlardaki eksikler ciddi eksikler. Bunların hepsi oynarsa kart cezası Mert Hakan dışında oyunu fark ettirebilecek değişiklikler. Beşiktaş tarafında da Ruiz'in olmadığı savunma hattında Beşiktaş iyi bocalıyor aslında. Yani Ruiz orada önemli parçalardan biri. Yani Vida her ne kadar sorumluluğunu yapsa da Vida'nın yanındakinin sorumluluğunu çok çeken bir stoper değil sanki. Kesinlikle Ruiz hem savunma anlamında hem de oyunun şeklini değiştiriyor yani. Çünkü oyun kurma Ruiz'den başladığı için hani onun olmaması direkt pasör bir stoper eksikliği yarattığı için, alternatifin olmamasından dolayı aslında bunun da sıkıntısını ön alana gidememe olarak çekiyor Beşiktaş yani. Ya Fenerbahçe'nin aradığı hani ayağı düzgün sol stoper tam Ruiz tarzıymış. Evet, Ruiz aynen öyle. Fenerbahçe'de olsa hiç tam otururmuş o parça. Yani çok mükemmel bir stoper değil. Hani çok alt klas, üst sınıf bir Pepe değil ama
Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan stoper tipiymiş bence. Bak sana şöyle söyleyeyim. Sağ bekle İsla oynuyor. Serdar Aziz, Ruiz, Caner Erkin. Ver Fenerbahçe. Ya sağ bek sol bek işte zamanında neyse. girmeyeceğim oralara. Tamam. Senin de maç tahminini alıp ben de ben 2-1 bekliyorum abi. 2-1 Beşiktaş yani. Ben de ya bu maçta da aynı tahmindeyim. Karşılıklı goller göreceğiz bence. Ya bu hafta bence gollü geçecek ya Süper Lig'de. O zaman haftanın diğer maçlarına da geçelim artık. Bakalım haftanın diğer maçlarına diğer takımlar ne yapar. Onu da Tarlan Şura'ya aktaralım.